Hazırsak başlayabilirim arkadaşlar. Bekliyoruz. Sayın basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Meclisin son haftasındayız. Genel kurul yoğun şekilde çalışıyor. 39 gün sonra Türkiye yeni bir seçime gidecek. Şu anda karşı karşıya olduğumuz Türkiye'yi özetlemek gerekirse, yıkılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 6 Şubat depremlerinde 10 ili yıkılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ekonomisi yıkılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Milli eğitim sistemi, üniversiteleri yıkılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Depreme maruz kalan öğrenciler kadar maruz kalmayan öğrencileri de depremzede haline getiren karar yüzünden gençlerin umutlarının yıkıldığı, morallerinin iyice çöktüğü bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bütün dünya üzerinde, Türkiye üzerinde hayaller kurarken bu güzel topraklar üzerinde gençlerinin 1/4'ünün yurt dışında hayal kurduğu bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Dış politikası yıkılmış bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Ve 14 Mayıs'tan sonra yıkılmaz bir Türkiye'yi inşa etmek için göreve talibiz ve hazırız. Parlamento izliyorsunuz. Dağılmış bir Cumhur İttifakı görüntüsü. Enerjisini kaybetmiş bir Adalet ve Kalkınma Partisi görüntüsü. 22 yıl önce Erdemliler Hareketi diye yola çıkmış, bugün yüzlerine sorulduğunda Kızılay Başkanı'nın yaptıkları, AFAD Başkanı'nın yaptıkları, Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın kurmuş olduğu falyalı ile şirketler ya da bir takım bir suç örgütü liderinin ifşaları onu susturmak için gidip de orada gayret gösteren İçişleri Bakanı, giderken yalnız gidip dönerken yanında getirdikleri ve dün darbenin finansörü dediklerine sırf bir suç örgütü liderine dijital tecrit uygulasın diye yapılan anlaşmalar ve üstüne o darbenin finansörüyle kucaklaşmalar, kol kola girmeler. Büyük devletler suçlu da olsa, dünyanın öbür ucunda da olsa bir vatandaşı gözaltına alınırsa, tutuklanırsa dışişleri bundan haberdar olur, gider sorar, görünür, bilgi sahibi olur. Bizimkiler bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı susturulsun, tecrit edilsin diye üst düzey politik temaslar yürütüyorlar. İçişleri Bakanı dış işlerine gidiyor. Başka başka işler yapıyor. Bu büyük devletlere yakışmaz. Ha şunu bilsinler. Bir suç örgütü liderinin ifşaları olacak da Cumhur İttifakı kaybedecek, Millet İttifakı kazanacak. Biz seçimi kazanmak için hazırız, güçlüyüz, etkiliyiz. Milletimizin vereceği yetkiye 14 Mayıs günü kavuşup bu geçmişteki bütün o sis perdelerini ortadan kaldırmaya talibiz hukuk yoluyla. 14 Mayıs günü bir perde açılacak, bütün sis perdeleri açılacak. Emine teyzem Millet İttifakı'nın oyunu basacak, perdeyi açacak. O çıkarken bütün sis perdeleri aralanacak zaten. Ondan kimsenin endişesi, şüphesi olmasın. Bugünkü kanunsuz emirlerinde gözümüz üzerinde takip ediyoruz, olanları izliyoruz. Rejime kasteden anayasa değişikliğinin yürürlüğe girmesiyle ülkemizde yaşanan bütün sorunlar bugünkü halini almak üzere katmerlendi, katmerlendi, katmerlendi. Çünkü tek adam rejimlerinin sonu bu. Dünyanın fakir ülkelerini tek adamlar, zengin ülkelerini güçlü parlamentolar ve demokrasiler yönetiyor. Bunun için bütün sorunları çözmek için 14 Mayıs'tan sonra milletimizin illallah dediği, bütün kararların bir yerden verildiği ve o yüzden de milletin sorunlarının değil, yandaşın sorunlarının, taleplerinin çözüldüğü bir süreçten milletin derdiyle dertlenen bir sürece geçeceğiz. Bunu bir strateji, bir seçim taktiği, bir bilmem ne diye değil, bir vasiyeti yerine getirmek için yapacağız. Nedir o vasiyet? O vasiyet şudur. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir. Bu ülkenin birinci cumhurbaşkanı, kurtarıcısının
vasiyetini yerine getirmek için 14'ünden sonra çalışmaya başlayacağız. Çünkü bu parlamento kendi gündemine hakim olamamıştır. Bu parlamento milletin gündemine hakim olamamıştır. Bu parlamento yoksulların, işsizlerin, emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, köylülerin gündemine değil, sarayın gündemine mahkum olmuştur. Bu parlamentoda Devlet Bahçeli'nin imzasıyla kanun teklifleri var, komisyonda gündeme bile almıyorlar. Bu parlamentoda Kemal Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet partisinin kanun teklifleri var, gündeme dahi almıyorlar. Hatta şunu diyorlar, yıllarca yapmayız diyorlar EYT'de olduğu gibi, saray anketi görüp ürkünce hemen yapıyorlar. Milletin gündeminin değil, sarayın gündeminin dayatıldığı bu ülkede böyle yönetilirse millete fayda yok. Ama milletten yana yönetildiğinde, Millet İttifakı tarafından yönetildiğinde herkesin sorunları çözülecek. Bu meclisten beklentisi olanlar var ki çok haklılar. 20 yıllık bir iktidarın, 22 yıllık, 21 yıllık bir iktidarın ülkeyi getirdiği süreçten onlar da bıktı, biz de bıktık. Ama biz şunu söylemek durumundayız. Bu son hafta çağrılarımızı tekrar 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 yaptık. 21 yıllık yorgun iktidarınızda bazı sorunların çözülmesi onuruna ortak olmak isterseniz biz varız. Yoksa 14 Mayıs'tan sonra zaten biz yapacağız. Neyi yapacağız? Örneğin emeklilikte yaşa takılanlardaki yaratılan büyük kargaşayı, büyük üzüntüyü hemen ortadan kaldıracağız. İntibak olmadan, kademe olmadan asla ve asla emeklilikte yaşa takılanlarda adalet olmaz. 2000 öncesi, 2000-2008 sonrası ve 2008'den bugüne sigortalıların, emeklilerin intibakla ilgili sorunları çözülmeden asla adalet sağlanmış olmaz. 2000'inde yani 20 gün geç sigortalı olup 20 yıl sonra emekli olacaklar için 2000'liler için mutlaka kademelendirme, 2000 sonrası için kademelendirme, 2000'liler için adaletin mutlaka getirilmesi gerekiyor. Ayrıca staj mağdurlarına verdiğimiz söz 14 Mayıs'tan sonra tutulacak. 14 Mayıs'tan önce staj mağdurlarının rahatsızlığını ortadan kaldırmak isterlerse sabahlara kadar çalışmaya, bu meclisi çalıştırmaya biz varız. Yapmazlarsa 14 Mayıs'tan sonra biz buradayız. 5000 primi bakanın ağzından söylenip de yasayı 5000 günlük primi bakanın ağzından söyleyip de komisyonda 5900 yapıp milleti dünya kadar borçlandıran, o parayı bulamadığı için emekli yapmayanlara karşı 5000 gün prim gün sözünü biz tutacağız. Birileri 5000 günde emekli olurken 9000 gün prim yatırmak zorunda olan Bağkurlu'nun bu adaletsizliğini de 14'ünden sonra biz ortadan kaldıracağız. Kısmi emeklilik beklentisi olanların beklentilerini karşılayacağız ve özellikle kamu personelinin duyduğu rahatsızlıkları ortadan kaldıracağız. Hele hele kamudaki mühendisler. Kamudaki mühendis 18 bin lira, 20 bin lira maaş alırken aynı süre görev yapmış doktor onu da daha iyisine layıktır ama 45 bin lira alıyor. Aynı yaş, aynı eğitim, aynı çaba ama aynı prestijli meslekler ama birileri çok başka bir yerde, birileri çok başka bir yerde oluyor. Bu adaletsizliği özlük hakları ile ilgili kaldıracağız. Ayrıca 5 mühendisten biri kamuda çalışıyor. Geri kalanı taşerona mahkum ve çok az ücretler alıyorlar. Bu sorunları mutlaka ortadan kaldıracağız. Kamu mühendislerinin atama talebini de görüyoruz. Kamuda çalışanların özlük sorunu da görüyoruz ve bunu onların hak ettiği şekilde ve talep ettikleri şekilde çözmek boynumuzun borcudur. 14 Mayıs'ta bir perde kapanıyor, yeni bir perde açılıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, saray iktidarının, Cumhur İttifakı'nın dönemi bitiyor, bir perdeyi kapatıyor. Teyze kabine giriyor, Emine teyze, Ahmet amca, Kübra kardeş, Barış kardeş giriyorlar.
torunlarının, çocuklarının ya da kendilerinin geleceği için oy veriyorlar. O verdikleri oy bu dönemi kapatıyor. Sonra çıkarken perdeyi açıyorlar, Türkiye'nin önünde çok yeni bir dönem açılıyor. Eşitliklerin olduğu, özgürlüklerin olduğu, zenginliklerin olduğu bir dönem. Demokrasinin olduğu bir dönem. Adam kayırmacılığının değil, liyakatin, hak edenin hakkını aldığının, hak yiyenin cezasını bulduğu yeni bir dönemi başlatıyoruz. Onun için buna her birimizin teker teker gücü yetmez ama buna milletimizin gücü yeter. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı, Millet İttifakı'nı iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni de artık bu 22 yıl boyunca doğrusuyla yanlışıyla yaptıklarını bir kenara koyup, onun seçmeniyle kucaklaşıp helalleşip, onun bürokratıyla kucaklaşıp helalleşip ama suç işleyeniyle ve işleteniyle de bağımsız yargı önünde hesaplaşılacak bir dönem başlayacak. Suç işlemeyenler, haram yemeyenler, torpil yaparak birilerinin hakkını yemeyenler, yani 198 almış öğrenciyi sırf AK Parti'den, hatta AK Parti'nin elitlerinden, en üstlerinden torpil belgesi yoksa 59 verip mülakatta eleyenler bunların hesaplarını verecekler. Hakkı yenenlerin hakkını teslim edeceğiz. Hak yiyenlerin hesabını yargı soracak. Ama suça bulaşmamış kimse ne verdiği oydan ne yaptığı görevden dolayı asla endişe etmesin. Kucaklaşma ve helalleşme dönemi başlıyor. Dün Recep Tayyip Erdoğan büyükelçilerle birlikteydi. Onlara propaganda yaptım. Büyükelçilerle konuşurken söylediklerini herhangi bir başka siyasetçi söylese, örneğin Kemal Bey çıksa büyükelçilere, bu seçimlerde yurt dışındaki oylar çok önemli, desteğinizi bekliyoruz dese, kıyamet kopar, Kızılca kıyamet kopar. Sizlerin yardımlarınızı istiyoruz dese, vatan haini ilan ederler. Ama öyle bir tükenmişlikle karşı karşıya ki, büyükelçilere propaganda yapıyor, büyükelçilerden destek istiyor. Daha önce Ahlat'ta bizde öyle bir ana muhalefet var ki diye Ahlat'taki büyükelçilere bizi şikayet etmişti. Dün büyükelçilere propaganda yapıp destek istedi. Dış güçler, dış güçler diyenlerin seçimi kaybetme noktasına geldiğinde ne hale geldiğini gördük. Ayrıca büyükelçi iyi ilişkiler için vardır. Diplomasi için vardır. Dedikodu yapmak, şikayet etmek ya da kafam bozulunca azarlamak için yoktur. Büyükelçiyi Türkiye'yi rencide ederse azarlarsın. Büyükelçiyi Türkiye'yi rencide ederse, ediyorlarsa çağırırsın, uyarırsın. Kamunun önünde de azarlamazsın. Ama büyükelçi bir sonraki cumhurbaşkanı ziyaret etti diye, bir cumhurbaşkanı adayını, bir ana muhalefet liderine nezaket ziyareti yaptı diye ona köpürüp de onun dışındaki bütün büyükelçilere beni destekleyin, bana yardım edin demek, hele hele Türk dünyasındaki ülkelerin liderlerini aktif siyasetin içine dahil etmeye çalışmak bu ülkeye yakışmaz. Bir siyasetçinin de gücünü değil, acziyetini gösterir. Diğer yandan diyor ki Hüdapar'a yerli ve milli diyorlar. Sadece Erdoğan değil. Bahçeli de, Destici de Hüdapar'ı savunan, Hüdapar'la kurdukları ittifakı savunan bir hale gelmiş. Burada Gaffar Okka'nın kemiklerinin sızladığını, Gaffar Okka'nın ailesinin ve bütün milletimizin içine ateş düşürdüğünüzü bilin. Gaffar Okka'nın katili kim? Bunu Bahçeli biliyor. Yanıltmaya çalışırken Tantan'a sorun diyor. Saadettin Tantan Bahçeli'yi yalan. Gaffar Okka'nın katillerinin kim olduğunu bu millet biliyor. Ailesi biliyor, Allah biliyor. Şimdi eski Hizbullah davasının baş avukatının Hüdapar'ın genel başkanı olduğu bir süreçte Hüdapar listeleri, AK Parti listelerinden Hüdapar Cumhur İttifakı'na katılarak buraya taşınmaya çalışılıyor. Bakın, belki pazartesi listede olur, belki olmaz. Hüdapar'ın genel idare kurulu üyesi, partinin en üst yöneticisi,
15 Mayıs sonun başlangıcı olacakmış. Bakın Hüdapar'ı halen masum göstermeye çalışanlara. Beyefendi diyor ki, Tanrı kulu Twitter hesabından 15 Mayıs'ı işaret ederek sonun başlangıcı olacak. Soldan sağdan ortadan ne kadar İslam düşmanı, aile karşıtı, ahlaksız varsa iyi bilsinler ki 15 Mayıs onlar için sonun başlangıcı olacak. Buraya getirecekler. Meclise sokacaklar. Gaffar Okan'ın kemiklerini sızlatacaklar. Milletimizin bu hamleye karşı sandıkta nasıl bir hamle yapacağını bekliyoruz. Bu millet buna izin vermez. Bu millet buna izin vermez. Buna tenezzül edenlere tahminlerin üzerinde bir cevap verir. Sandık bazen dile gelir konuşur. Şakır sandık. Şakır şakır konuşur. Nasıl İstanbul seçimini haksız yere iptal ettiniz? 13 binlik fark 806 bin oldu. Sandık dile geldi konuştu. AK Partililer ama hakka girmekten, birinin hakkını yemekten korkanlar gittiler. Bir önceki seçimde verdikleri oyu değiştirdiler. Hak geçmesin diye gidip onu yapanlar sizin bu yaptığınıza karşı Gaffar Okan'ın da hakkını, bu milletin de hakkını sandıkta Cumhur İttifakı'ndan sorarlar. Ayrıca Destici ve Bahçeli'ye, ayrıca çok yerli ve milli diyen Erdoğan'a, ne mutlu Türk'üm diyene lafı kaldırılmalıdır, sökülmelidir diyen, andımıza faşist metin diyen, özellik ve federasyon gelmelidir diyen bir yapıyı alıp da biz çok milliyiz, bunların hepsi terörist diye ikna etmeye çalıştığınız seçmeninize bunlar çok iyi adamlar diye mi anlatacaksınız? Federasyon olsun diyor, özellik olsun diyor. Ve bunları yaparken de göya din adına gözü dönmüş her şeyi yapmaya hazır bir portre çiziyor. O yüzden biz bunlardan korkmuyoruz. Milletimizin adaletine sığınıyoruz. Dün genel kurulda tarihi bir ana tanıklık edeceksiniz dedim. Hepsi döndü baktılar gözümün içine. Şimdi de o tarihi belgeyi milletimize arz ediyoruz. Millet İttifakı'nın ilk kanun teklifidir. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekilleri, İyi Parti'den iki grup başkan vekilimiz Sayın Eren Usta ve Musavvat Dervişoğlu, Demokrat Parti'yi temsilen Cemal Enginyurt, Deva Partisi'ni temsilen Mustafa Yeneroğlu, Saadet Partisi'ni temsilen Abdülkadir Karaduman, milletvekillerimizin ortak imzasıyla 38 sayfadan oluşan, toplam 58 maddeden ibaret depremin yaralarının nasıl çalışılacağına, sarılacağına dair kanun teklifi. Uzun, titiz, ciddi bir çalışmanın ürünü. Dün AK Parti Grup Başkan Vekillerine de verdim. Önce belki bir yanlış buluruz, bir alay ederiz diye alınıp işin ciddiyetini, hazırlığın titizliğini görünce fevkalade önemsenen bir kanun teklifi. Ne var teklifimizde? Teklifimizde şu var. Evi yıkılmış olanlara bunlar parayla ev verecek ya, o evlerin bedelsiz verilmesi var. İlk ev, tek ev. Ayrıca çok evi olanlar çocuğu için de bir ev satın almak isterse orada vergileri almamak var. Kiracılara 2 yıl gerçek kira yardımı, kiralayacak ev bulamıyor ya da o yardımla kiralayacak ev bulamıyorsa o kiracıya da ev var. Güçlendirebilecek teknik olarak belirlenen yapılara hak sahiplerine çok uzun vadeli, çok uygun finansmanla destek var. Deprem için toplanan ve harcanan paralar da, bırakın bunların yaptığı gibi denetimsizlik, ekstra denetim ve şeffaflık var. Çünkü böyle günde bu kadar duygular yüksekken verilen paranın hesabını daha ciddi sormak, daha dikkatli takip etmek lazım. Yıkılmış konut ya da yıkılacak eskiden kalan elektrik parası, su parası, telefon parası, doğalgaz parası tahsil istiyorlar. Hepsini silmek var. İşini ve gelirini kaybeden, gücü olmayan depremzedenin kredi kartı ve tüketici kredisi borçlarının
silinmesi ya da borcun hacmine ve kişinin durumuna göre uzun süre ertelenmesi var. Tarımsal üretimi canlandırmak için mazot, gübre ve ilaç desteği, onları üretime yeniden kazandırmak için bir can suyu var. Küçük işletmelere, esnafa yapacakları yeni yatırımlar için kamu bankalarından, yani Demirören'e değil de depremzede çiftçiye, depremzede esnafa, Halk Bankası'ndan, Ziraat Bankası'ndan uzun vadeli krediler var. Düşük faizli, yok denecek kadar faizli krediler var. Deprem nedeniyle tarım arazisine ulaşılamayan, kullanılamaz hale gelmişlere kamudan arazi tahsisi var. Deprem bölgesindeki bebekler için ailelerine, ailelerinin talebiyle 1 yaşına kadar ücretsiz mama, süt, bebek bezi, 1 yaşından sonra devamı gerekiyorsa doktorun bir reçetesiyle 1 yaşından sonra yine ücretsiz olarak verilmesi var. Deprem bölgesindeki belediyelerin çoğu AK Partili. Borçlarının, İller Bankası'ndaki borçlarının tamamen silinmesi var. Yeni kredi talepleri için İller Bankası'nın sermayesinin 90 milyar liraya arttırılması var. Sakat kalanlara süt hükümleri, sağlık uygulama tebliğinin kısıtlayıcıları olmadan kolunu, bacağını, uzvunu kaybetmişlere en kaliteli protez hemen ve uğraştırmadan var. İş yeri yıkıldığı için işsiz kalan esnafa esnaf aylık sandığından işsizlik ödeneği var. Hasar gören aracı pert olmuş, kullanılamaz olmuş ya da iş makinesi, işini yapmak için gerekli araç gereci, bunların yeniden temininde destek ve kesinlikle her türlü vergiden arındırma var. ÖTV'siz, KDV'siz yeni araç var. Biz bunları devlet gibi davranırsa böyle yapar diye altına imza attık. Bugüne dair bir iddia, 14 Mayıs'a dair bir taahhüt. Kelimesi kelimesine tutanaklara emanet ettik. Meclis başkanlığına verdik. Yapalım derlerse 3 günlük iştir. Biliyoruz ki yapmayacaklar, depremden sonra ilk işimizdir. Bu kamu vicdanını da tatmin edecek, devlete devlet olma niteliğini geri getirecek bir kanun teklifidir. Yoksa 1 yıl içinde konutlar teslim, 20 yılda ödersin. Bir kere bir kara kışı çadırda geçiremez bu insanlar. Çok daha hızlı, çok daha kararlı olmalıyız. İkincisi, bu ev yıkıldıysa depremzedenin hatası yüzünden değil, devletin denetimsizliği, devletin boş vermişliği, devletin, kamunun kusuru yüzünden yıkıldı. Kusuru olan bedelini öder. Bunun bedelini ödeyeceğiz. Başka çaresi yok. Bekir Bozdağ'ı dinliyoruz tebessümle. Recep Tayyip Erdoğan'ı en çok kim över? Gözüne en güzel kim girer? Aktif siyasette çok sesinin çıkmadığı, bizim de kendisini aradığımız açıkçası o dönemin telafisine girmiş. Söylediklerini söyleyemem ben bunları. Yüzüm kızarmadan ne genel başkanıma söyleyebilirim, ne cumhurbaşkanına. Ama böyle bir kutsiyet atfediyor. Zaten kendisinin yönettiği bir kurultayda salonu ayağa kaldırıp telgraf okutmuştu. Tarafsız cumhurbaşkanı eski partisine telgraf çekmiş, kutsal bir metin okunurcasına bütün salon ayakta dinlemişti. Ona benzer işler yapıyor. Ve buradan dönüyor, diyor ki dik duruşlu diyor. Ya Bekir Bey, dik durmak deyince aklına Putin'in aptal olma diyen mektubunu katlayıp haftalarca susup sonra ayağına gidip sonra da o mektubun gereğini içeride yaptı demek mi var? 33 asker şehit olmuş. Putin'den gidip kardeşim bizim askerlerimizi nasıl vurursunuzun hesabı sorulacakken kapıda 2 dakika kronometre işlettiler. Akşam devlet televizyondan yayınlatıp dünyaya rezil ettiler. Gıkı çıkmadı. Birleşik Arap Emirlikleri darbenin finansörüydü. Canına kastetti Recep Tayyip Erdoğan'ın. Biz onların gazetelerinden devletin elindeki istihbarat budur diye okuduk. Sırf bir suç örgütü liderini sustursun ve gelecekte iktidar olalım diye birazcık kesenin ağzını açsın diye
Darbenin finansörüyle gidip el sıkıştılar, anlaşma imzaladılar. Eli kanlı terörist, eli kanlı dediği Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne. Eğer sana bu dosyayı yollarsak evlatlarımızın, torunlarımızın yüzüne bakamayız diyen adama gitti sırf yeşil dolarlar karşılığı evladına sarılır gibi sarıldı. Evladının yüzüne bakamazdı, evladına öyle sıkı sarılmıyor. Bekir Bozdağ diyor ki en dik duruşlu siyasetçi. Böyle dik duruş olmaz olsun. Böyle dik duruş size yakışır. Ama bu ülkeye yakışmaz. Bu ülkeyi yönetenlere yakışmaz. AFAD'ın genel başkanımızın dünkü Trabzon mitingi öncesi Trabzonlulara fırtına uyarısında bulundu. Çatılar uçacak. Aman mitinge gitmeyin. Fırtına var, başınıza bir şeyler gelir. Bakıyorsun meteorolojide öyle bir uyarı yok. AFAD'da var. Dün Trabzon'da AFAD'ın dediği fırtına olmadı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu fırtınası oldu. Ekrem İmamoğlu fırtınası oldu. AFAD fırtınayı da gördü. Gelecek güzel günleri de müjdesini de Trabzon'dan bütün Türkiye gördü. Ama kamu gücünü bir partinin yararına, bir adayın aleyhine bu kadar aşikar kullanan, yalana sarılan, kurumları yalana alet eden bu anlayıştan hesabı milletimiz soracak. AFAD'ın görmesin, konuşulmasın, yapılmasın denen mitingden bir spotu burada büyük bir memnuniyetle tekrar etmek isterim. Genel başkanımız diyor ki CHP icraat yapamaz diyorlardı. Bakın Trabzon'da 10 tane AKP'li var. 4 bakan, 4 milletvekili, merkez ilçe belediyesi onda, büyükşehir onda. 10 Trabzon'da AK Partili, Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadılar. Bir tane Trabzonlu Ekrem İmamoğlu İstanbul'da 10 metroyu birden inşa ediyor. Bize beceriksiz diyenler Trabzon'a bir hafif raylı sistem yapamadılar. Yıllardır konuşuluyor. Trabzon trafiği böyle kilit. 10 AK Partili Trabzon'a bir tane yapamıyor. Bir CHP'li Trabzonlu İstanbul'a 10 tane metro yapıyor arkadaşlar. İcraatsa budur. Güvense budur. Gelecekse budur. Sözün özü sonu budur. Şimdi son hususumuz Türkiye'nin gündemi, Nebati'nin de gündemi olmuş. Büyük bir memnuniyetle dün aşağıdaki çırpınışlar çok hoşumuza gitmişti. Sayın Nebati'nin gözleri ışıldamış, çok hoşumuza gitti. Sayın Nebati'nin de şüphesiz birçok emekli tanıdığı vardır. Sıcak parayı gördü, gözler yine pırıl pırıl oldu Nebati'nin. Her bayramda bir emekli maaşı, bir asgari ücret. Her bayram her emekliye 8.500 lira. Hikaye nerede başladı? 7 Haziran'da Kemal Bey söyleyince başladı. 7 Haziran 2015. Veremez dediler, yapamaz dediler. 1 Kasım'a giderken söylemi yumuşattılar, biz de verebiliriz dediler. Ve sonra seçimden sonra verdikleri sözü unuttular ve bir asgari ücret ya da bir emekli maaşı yerine 1.000 lira yaptılar. Geçen seneye kadar hiç arttırmayıp 1.100, nihayet geçen gün 2.000 lira yaptılar. Emeklilere bayramda 2.000 lira verilecek. Bütün emekliler biliyor ki Bay Kemal sayesinde. Ama bilsinler ki gelecek bayramdan itibaren her bayram bir asgari ücret 8.500 lira her emekliye verilecek. Ama madem sözü bugünden verdik, Ramazan'dan hakkınız 8.500, kurban hakkınız 8.500, 17.000 lira, 2.000'ini bunlar şimdi yatıracak, 15.000 lira bu kurban bayramında her emeklinin hesabında, bu kurban bayramında. Devam eden her bayram bir asgari ücret. Aha buradan Cumhuriyet Halk Partisi olarak daha önce nasıl söyledik, ısrar ettik, muhalefetteyken bir kısmını onlara yaptırdıysak, söylüyoruz, iddia ediyoruz, iktidarda tamamını yapmaya geliyoruz. Gelecek Kurban Bayramı'nda her emeklinin 15.000 lira alacak olmasına birileri kaynak tartışması açmaya çalışıyor. Kardeşim, kur korumu mevduatla sadece bütçeden 200 milyar lirayı fakirin cebinden zenginin cebine koyan sensin.
Ya bırak da, bırak da birazcık da biz emeklinin cebine koyalım ya. 22 yıldır süründürdüğünüz emekliye sahip çıkıyoruz. Yapamazlar, yapamazlar. Bal gibi yaparız. İnadına yaparız. Senin yakınların bile o 15 bin lirayı aldığında Allah razı olsun hakkımızı verdiler diyecek. Belki önemli bir miktar oy vermediği halde o parayı alırken diyecek ki sözlerinin arkasında durdular. Emekliye verdikleri sözü tuttular. Bugüne kadar deyip de yapmadığımız yok. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağız deyip de sizin seçimi kaybettiğinizi görünce yaptığınız işler de çok. Bugün emeklilikte yaşa takılanlar. Bu hakkı elde ettilerse bunu Kemal Bey sayesinde, bunu Millet İttifakı sayesinde, Meral Hanım sayesinde, ittifakın diğer liderleri sayesinde elde ettiklerini ve ben seçimi kaybedeceğimi bilsem bunu yapmam diyen birinin ankette seçimi kaybettiğini görünce bunu yaptığını bir kez daha bütün topluma hatırlatıyoruz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Yarın son bir basın toplantısı daha gündemi değerlendirmek üzere elbette yapacağız. Sizin gündeme dair sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım. Buyurun. Fermuar modeliyle anlaştı şeklinde. Tamam, böyle. Özellikle küçük illerde Aksaray, Gümüşhane gibi illerde fermuar modeli uygulanacak. Bu seçim için haber geçti. Detay var mı bu? Bu kuvvetler ayrılığı gereği yasamanın değil yürütmenin işi olduğu için bizim genel merkezin cevaplaması gereken bir konu ama çabalar sonuç verdi. 10 ilde bunu yaptık. Bu rakamın listeler verilene kadar daha yukarıya çıkmasını hepimiz bekliyoruz. Bu arttıkça Millet İttifakı'nın meclis çoğunluğunu garantilemesi daha da artmış olacak. O konuda ciddi bir kararlılığımız var. Şimdi her geçen gün daha netleşen anketler Millet İttifakı'nın mecliste çoğunluğu elde edeceğini gösteriyor. Bununla ilgili saha çalışmaları yapıyoruz. Kampanyamızı sürdürüyoruz. Ayrıca ittifak ortaklarımızla da biraz önce Duygu Hanım'ın sorduğu gibi, Seçil Hanım'ın sorduğu gibi düzeltiyorum. Çalışmalar yürütüyoruz. Ama benim şimdiden bir rakam vermem doğru değil. Şu an kesin olan Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu çoktan kaybetti. Millet İttifakı tek başına meclis çoğunluğunu sağlamak için her geçen gün daha iyi anketler görmeye başladı. Biz bu seçimi birinci turda bitirmek istiyoruz. Bunun için de iktidarın değişmesini isteyen tüm seçmenleri Kemal Kılıçdaroğlu'na birinci turda oy vermeye ve Millet İttifakı'nı meclis çoğunluğunu sağlayacak bir çoğunlukla parlamentoda görevlendirmeye davet ediyoruz. Başka soru var mı arkadaşlar? Çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.